Kapadokya her mevsim turist ağırlayan bir bölge ki turizmciler de aslında turist sayısından memnun görünüyor ama burada başka bir tartışma devam ediyor. O tartışma da şu ki Kapadokya Dünya Kültür Mirası listesinde bulunuyor biliyorsunuz. Acaba ucuza mı gidiyor soruları sorulmaya ve bunun üzerinde tartışılmaya başlandığını ifade edelim Kapadokya'da. Çünkü yabancı turistler Kapadokya'da yemek dahil günlük 20 ila 30 dolara konaklayabiliyor. Kapadokya, Pers diline göre güzel atlar ülkesi, periler diyarı. Türkiye'nin dört mevsimde en çok turist ağırlayan bölgelerinden biri. Bölgeye özellikle son yıllarda uzak doğu pazarı yoğun ilgi gösteriyor. Turistlerin hepsi içinden geldi. Onlar denizi kumu sevmiyorlar. Çünkü çok özel bir tercih nedenleri var. Onlar böyle turistik tarihi yerleri seviyorlar. Çünkü denize kuma gidip renklerinin kararmasını istemiyorlar. Kapadokya seyahati uzak doğu ülkelerinin en ucuz rotalarından biri. Kapadokya'nın öncelikle sabah balona binmişti. Balonları çok beğendik diyor. Oradan peri bacalarını gördük. Çok güzeldi diyor. İlk ülkemize gelmeye başladıklarında yurt dışında da ülkemiz iyi satılıyor. Yani kaliteli bir ürün olarak satılıyor ve yüksek rakamlara satılıyor. Bu gitgide ikinci yılında, üçüncü yılında, beşinci yılında ucuz seyahat edilebilen bir ülke haline gelince müşteri de tabii ona göre geliyor. Bölgenin coğrafyasına uygun olan ve tarihsel dokuya göre tasarlanan otellerde ise fiyat politikasında kesinlikle değişiklik yapılmıyor. Şu anda 45 tane mağara odamız var. Suite, deluxe ve klasik odalar olmak üzere. Her biri farklı farklı. Paralı turistler burayı tercih ediyor. Gelin bir odanın içine bakalım. Niye burayı tercih ediyorlar? Size anlatalım. Burası bildiğimiz bir mağara otel. Aslında bilmediğimiz bir mağara otel. Çünkü eskiden burada insanlar hayvanlarını yaşatıyormuş, hayvanlarını besliyormuş. 1600-2000 yıl civarında önce. Ama bakın ne hale getirilmiş, ne kadar lüks. Girdiğimizde burada klima, cam olmadığı halde o kadar ferah bir havası var ki. Ve buraya girdiğimizde de yatak odasını görüyorsunuz. Mağara otellerin bazı odalarının gecelik fiyatları 1200 euro ve bu paraları ödeyip kalan turistlerin sayısı azımsanmayacak boyutta. Şu anda tabii ki ülkemizde biraz düşmesine rağmen biz fiyat politikamızı her zaman aynı uyguluyoruz. Çünkü burada bir kalite söz konusu. Bu güzellikte, bu zenginlikte, tarihi zenginlik olsun, doğal zenginlik olsun böyle bir ülke yok. Yani bu ülkeyi bu kadar ucuza satmayalım. Bir tavuk ve bir horoz tam 30 bin liraya satıldı. Neden bu kadar pahalı diyeceksiniz. İşte bu sorunun yanıtını şimdi izleyeceksiniz.